Efendim herkese merhaba. Batı medyasında son 24 saattir veya 48 saattir Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanılacak seçim süreciyle bağlantılı bir seçim haberi daha öne çıkıyor. Daha doğrusu birçok batılı editör 14 Mayıs 2023'te yapılacak iki önemli seçimi Aynı kapta değerlendirmeyi tercih ediyor. Hepsinin de yaklaşımı şu: Türkiye ve Tayland'da yapılacak seçimlerin sonucu bölgesel ve küresel sistemi doğrudan etkileyecek önemde. Şimdi e, Türkiye ve Tayland çok doğru bir yaklaşım Batılı meslektaşların yaptıkları. Ben de e, gazete onların yerinde olsaydım benzer bir yaklaşım sergilerdim. Çünkü nüfusları hemen hemen birbirine çok yakın, ekonomileri birbirine çok yakın, Tayland'ın ki belki biraz daha yüksek volümlü olabilir Asya'da olmasından dolayı. Ordularının e, önemi çok yüksek. 3-2 e, devletten bahsediyoruz. Biri Güneydoğu Asya'da, biri de bulunduğu bu coğrafyada yani Avrasya'nın kilit coğrafyasında Bölgesel güç olarak olaylara hayli yön veren bir kimlik taşıyor. Tabii ki demokrasi içinde olmaları şartıyla. Çünkü Tayland yaklaşık 2014-2014 yılından bu yana askeri ve yarı askeri bir sistemin altında olduğu için giderek bölgesindeki güçler dengesinde önemini kaybeden bir kimlik kazandı. Türkiye öyle değil. Türkiye her zaman e, yükselen bir trend yakalamış durumda demokrasisiyle eşdeğerli olarak. Ama sonuç itibariyle Tayland'da doğabilecek bir iktidar değişikliği bütün bir Güneydoğu Asya ve Çin bağlantılı politikaların bir anda ama bir anda değişmesine neden olacak. Çok enteresan. Çok enteresan. Nasıl ki Türkiye'de doğabilecek bir iktidar değişikliği, Türkiye-Rusya, Türkiye-Arap Dünyası, Türkiye-Balkanlar, Türkiye- Kafkasya, Türkiye-Doğu Akdeniz politikalarını kökten etkileyecek bir kimlik taşıyorsa, aynı durum aynı durum ama Tayland'da geçerli. Çünkü Tayland şu anda e, Prayut, e, Başbakan Prayut'un kontrolünde. Bu adam eski Genelkurmay Başkanı. <laughs> Pek yabancı değil yani. 2010-2014 arasında Genelkurmay Başkanı'ydı. E, sivil yöneticilerin yapmakta oldukları bazı operasyonlar ve çalışmalara ordunun duyduğu rahatsızlık çerçevesinde 2022 Mayıs 2014 yılında darbe yaptı. Bu darbeyle beraber e, siyaset tamamen dışarı atıldı. Dönemin başbakanı kendini yurt dışında buldu, asılmadan. E, Barış için Ulusal Konsey diye bir konsey kuruldu. Onun başkanlığına bu getirildi. 2019 yılına kadar e, Barış için Ulusal Konsey başkanı olarak bu askeri diktatör e, memleketi yönetti. Kral tepede bu aşağıda bu kralcı yani çünkü sonuç itibariyle Tayland bir kraliyet fakat Tayland'ın içinde de monarşiye karşı olan cumhuriyetçi ve demokrat pek çok insan var. Geçelim. 2019 yılında da şu bir seçimle iş başına geldi ne bileyim ben işte o günden bugüne de başbakan. Bizim Kenan Evren'in 1980'lerde yaptığı gibi Tayland ordusu da bir değil. Çünkü e, Çolakoğlu rahmetlinin e, başkanlığında Milli Demokrasi Partisi mi ne kurmuşlardı? MDP. E, hiç unutmuyorum. Yani bir partinin, bir partinin, e, yani evrenin kurduğu askeri partinin amblemi siyah bir horozdu kardeşim ya. Siyah bir horoz amblemi olan bir partiye hangi kadın oy verir ya? İnanılmaz bir hikayedir. Bunları sizlerle çok paylaşmak istiyorum da memleket çok yoğun ya. O yüzden bir türlü geçmişe dönemiyoruz. Habire bugünü konuşmak zorunda kalırız. Geçelim. Şimdi bu e, askerler iki tane parti kurmuşlar. E, Ordunun kurduğu iki parti var. Biri Birleşik Tayland Ulusal Partisi bu Preyut. Diğeri de Halkın Devlet Gücü Partisi Ada bak ya. Halkın Devlet Gücü Partisi. Yine eski genelkurmay başkanı. Pravit Wong Suwan tarafından kurulmuş. O da hükümette koalisyon orta başbakan yardımcısı. Şimdi Tayland'da tabii ki genç politikacılar ortaya çıkmış vaziyette ve halk artık askerlerin yönettiği bir ülkede yaşamak istemiyor. 69 yaşındaki Prayut'a karşı Payetong Torn Sinavatra 36 yaşında. İsimleri zor söylüyorum yani kusura bakmayın. Taylandlıların partisi genel başkanı e, hanımefendi bu e, ve Sinavatra ailesinin kızı daha geçenlerde oğlunu doğurdu. Düşünün yani bu kadar genç ve şey bir kadın ama güçlü bir kadın. Bir de Pata Lim Juarent var. 42 yaşında ileri hareketi. Bence esas Pita Lim Juarent, önemli bir adam. Şimdi bunlar e, tabii bütün sokakları ve e, gençliği ele geçirmiş durumdalar ve e, z koşağı özellikle yani yeni seçmenler oligarşik yönetime karşı sürekli sokakta monarşinin de reformize edilmesini istiyorlar. Monarşinin de reformize edilmesini istiyorlar. Fakat Tayland Anayasasına göre e, 500 Sandalyede, millet meclisinde ordunun pek fazla eli yok doğrudan. Böyle işte partiler vasıtasıyla var. Ama senatoda 250 senatörü genelkurmay başkanlığı tayin ediyor. O yüzden bir partinin veya bir parti grubunun e, iktidar olabilmesi için oyların %75'ini alması lazım. Ne ülkeler var ya. Ne ülkeler var. O yüzden şimdi Tayland'da da halk Bizimle beraber 14 Mayıs günü sandığa gidecek. bu Bugünkü Başbakan Prayut, kendisi bir diktatöryal eğilimli de bir adam olduğu için Myanmar'daki Müslümanları da katleden, o meşhur cuntayı destekleyen, Çin ile ilişkileri de güçlendiren bir kimlik olarak ortaya çıktı eğer bu adam gidip de yerine gençler gelirse ortada ne Myanmar kalır ne Çin'de olan ilişkiler. O yüzden yani bir gözünüzde bir kulağınızda hani dünya değişiyor mu değişmiyor mu diye orada olsun derim. Tayland'da bizimle beraber sandık başına gidiyor ve Tayland'dan çıkacak sonuç eğer mevcut askeri yönetimi rafa kaldırırsa Güneydoğu Asya'da Çin bir cepheyi daha kaybetmiş olacak. Hoşçakalın.